Bu arada selfie fotoğraflarınızı canlı yayında yorumlarınızı atabilirsiniz. Ay! Evet, güzel bir fotoğraf geldi. Yorumlarsanız seviniriz. Sakinen Bey, minnoş küçük kızımız bizim o. Harikasınız canlar. Öpüyorum teyzem seni. Evet, Sakine Ateş. Evet. Yorumlarını okumuş muyduk az önce? Hayır, okumadınız. O zaman özür diliyorum. Ben Sakine Ateş, Suhumer'den. Suhumer neresi? Yurt dışındalar o zaman. Suhumer hangi vilayet oluyor? Yani hangi ülke oluyor diyelim artık. Hiç bilmiyorum. Onlar o konuda, mesleği çok seviyorlar. O konuda bizi aydınlatırsanız mesajınızı da okuyorum şimdi. Merhaba. Ayten Keremoğlu ve Adalet Mahallemize her şeyin en güzeli diliyorum. Sevgiler, saygılar demiş. İşaretini de yapmış. Selamlar bizden olsun diyelim. Zaman zaman böyle unutuyoruz yorumlar. Çünkü çok fazla yorum var. Hem Facebook'a geliyor hem YouTube'a geliyor. Hakkınızı helal edin. Kasıtlı kusurlu bir şey olmaz zaten. Bildiğiniz gibi. Teşekkür ederiz. Ve özellikle Suriye neresiyse bilirseniz evet, seviniriz. Antalya'dan, Hatay'dan selamlar var tabii ki bir kez daha. Yorumlarla sizlerleyiz. Evet, daha başka Adalet Mahallesi'nde. Şimdi, özellikle özel bir projeden bahsetmiştiniz. Evet. Ben ilk muhtarlık vaatlerimin içerisinde de mahalle içerisinde iç içe yapabileceğimiz şeyler nelerdir? İşte milli bayramların kutlanılması daha coşkulu bir şekilde diye başlamıştık. Şimdi Ağustos sonu, tarihini tam kesinleştirmedik. İkinci el eşya satış şenliklerimiz başlayacak. Bu ikinci el eşyaları kim getirecek, nereden getirecek, nasıl olacak? Biraz açarsanız. Başlandı. Öyle mi? Kullanımı yani temiz, yani tekrar kullanılabilecek, giyilebilecek, daha fazla yeniye yakın olanların ayrımını yapıyoruz şu an. Hatta Almanya'dan sevgili arkadaşım Hakan da şu an çalışma yapıyor. O konuda dedi, ben de destek yapacağım sana Ayten dedi. Çünkü Almanya'nın belirli zengin muhitleri varmış Erdinç Bey. Orada hani bir giyilen ya da alınmış, giyilmemiş. Orada kıyafetleri çöpe atmak yasak olduğu için kapının önünde temiz bir şekilde bırakılırmış. Onlar şu an toparlanıyor. Mahallemizde bir tane turcu arkadaşımız var. Onunla irtibata geçtim. Almanya'ya gidiyormuş. Muhtarım dedi, adresin bilgilerini verdim kendisine. Dedim hani yakın gittiğin yerler nasıl, ulaşım sağlayabilir misiniz, haberleşebilir misiniz dedim. Biraz önce Sakine Hanım çıktı. Sakinem Tekirdağ'da yaşıyorlar normalde. O bayram için geldiğinde çok ciddi kullanılmamış kıyafetler getirdi. Saadet ablamız bir yandan çalışmalarını tamamlıyor. Bir de benim tekstilci liseden arkadaşlarım var. Onlar da çocuk tekstil kıyafetleri üzerine iş yapıyorlar. Onunla da görüştük. Dedim Metin, böyle bir projem var, ne diyorsun? Hani dedim küçücük defosu da olsa hani bana onları, dedi tabii ki her zaman yanındayım, ben diğer tekstilci arkadaşlarımla da görüşeceğim dedi. Yani çok güzel bir şey olacak. Bir kumbara yapacağız orada Erdinç Bey. Bunu neden Ağustos sonu eririm, belki ilk haftası istiyorum. Okulun, ilkokulun açılmasına yakın olsun istiyoruz. Dedim ya, yeni gelen müdürümüz çok beyefendi, çok anlayışlı. Birlikte bir şeyler yapma çabasında olacağız. Güzel projeleri imza atacağız hep birlikte, sevgili hocalarımızla birlikte. Atıyorum 3 lira ya da 5 lira toplandı. Okula gideceğiz. Müdürümüzle, müdür yardımcımızla, okul aile birliği bayanlarla birlikte toplanacağız. Hani sizin neye ihtiyacınız var? Bizim elimizde atıyorum 5 liramız var deyip bunları okulumuza vereceğiz. Öğrencilerimize vereceğiz. Küçücük çocuklar mutlu olsun. Yani Çamsakız Çoban Armağanı, aynen, dokunuşlar, çok aynen anlamlı. İkinci el eşya satış şenliği, evet, öğrencilere destek anlamında.